Kurşun delip çıkmış. Biraz aşağısı ana arter. İğneni her gün yaptır. Dikkat et, mikropta kapmasın. İlaçlarını da almayı unutma. Sağ ol. Lafın mı olur? Neyle geldin? Kamyonetle. Daha çiftliğe gideceğim. Doğuracak bir inek var. Hadi eyvallah. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Siz ikiniz çıkın. Meryem. Çık dışarı. Beyto. Kusura bakma. Olacakları biliyorsun. Uzatmayalım fazla. Çıkalım. Gecikmem fazla. Neden durduk? Canın acıyor mu çok? Kusura bakma, ben sebep oldum. Hasan'ın işgüzarlığı işte. O baytarın söyledikleri yakalma. Tanıdık bir doktor bul, göster yaranı. Git hadi. Ne? Kamp yakın. Yürüyerek yarım saatlik yol. Şu yamacın arkasındaki tepe. Neden? Soru sorma. Ben sorarım. Ben her şeyin sorusunu sorarım. Sebebi yok. Bu aptalca bir şey. Bana acıdığın için mi? Acınacak tek kişi sen değilsin. Çocuğun var mı senin? Yüzünü bile görmedim. Hadi git. Ali Maruf. Ben hallederim. Hadi, git şimdi. Buradaki her hane önemli bizim için. Her hane. Evet, yüzbaşım. Anlat bakalım şu Keçeler Köyü'nü. Stratejik bir köy. Dağdaki belli kamplara yakın. Son yıllara kadar köyde bir huzursuzluk yok. Ama özellikle bu yıl köyden örgütün dağ kadrolarına hatırı sayılır katılım var. Anlat Veysel. Sebep ekonomik. Köyün gençleri işsiz. Enteresan bir yapısı var köyün. Bugüne kadar birkaç da şehit vermiş. Yapma ya. Evet Sayın Valim. Yani kolayca gözden çıkarabileceğimiz bir köy değil. Gözden çıkarmak mı? Ya ne demek gözden çıkarmak başkan? Kim neyi gözden çıkartıyor Allah aşkına? Sayın Valim, demek istediğim... Ya ben senin biliyorum demek istediğin Sayın İstihbarat Başkanım. Ya bu köy bu ülkenin sınırlarına dahil mi kardeşim? Dahil. Tamam, bitti, nokta. Bir taşı bile gözden çıkartılamaz, anladın mı? Bir tek taşı bile. Bırak şehit vermeyi, isterse baştan aşağı örgüt bayraklarıyla donansın. Ben yine de bu köyün valisiyim. Bu köyün valisi başkan. Anladın mı? Anladım. Bizim işimiz gözden çıkartmak değil, sahip çıkmak. Vallahi Sayın Valim, 40 yılın başı bir dilim sürçtü.
Tam da yerinde suçtu ama başkan. Tam da yerinde suçtu. Gelelim köye. Örgütün köydeki kontak elemanı. Bir tür köy sorumlusu. Şerife bak ya. İrtibatı o sağlıyor. Köydeki gençlerden örgüte sempatizan kazandıran da yine o. Bak bak Veysel. Herifin suratında meymenet yok ya. Aman üst çavuşum, bana yanlışlıkla komutanım falan demezsin değil mi? Merak etme komutanım. Biz Zeybek Yüzbaşı'nda çok yaptık bu işleri. Şerbetliyiz. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ olasın. Başka ne biliyoruz bu adam hakkında? Adı Cemalettin. Cemo diyorlar. Doğduğundan beri yaşadığı köyden hiç çıkmamış. Aslında sevilen biri. Köyün kahvecisi aynı zamanda. Buyur abi. Selamun aleyküm ağalar. Selamun aleyküm. Selam. Hoş geldiniz asker ağalar. Hoş bulduk dayı, sağ olasın. Ya şu köyün girişinde bizim lastik patladı. Çocuklar değiştiriyor. Yok mu sıcak çayınız, bir şeyiniz? İçimiz üşüdü ya. Maho, oğlum yer ayarla asker amcalarına. Tamam. Abiler siz şöyle olun. Siz de geçin şöyle. Eyvallah, sağ olasın dayı. Bir de köy muhtarı adam. Birkaç sefer gördüm. Adamla ilgili iyi şeyler hatırlıyorum efendim. Doğru. İyi bir adam. Hayrola efendi. Köydeki mülkün yarısı ona ait. Ve 25 yıldır da muhtar. Tam 25 yıldır. Evet efendim. Köy bugüne kadar onun sayesinde ayakta kalmış. Ama yaşlı ve yorgun. Sıtkı sıyrılmış yani. Aynen öyle. Bir yanda devlet, bir yanda örgüt. Üstüne çaresizlik. Bu istihbarat yerli malı değil mi yüzbaşım? %100 efendim. %100 yerli malı. Biz ithal malı istihbarat kullanmayız. Onu başkanımıza soracaksınız sayın valim. Ya başkan, bak sataşma var sana ha. Farkındayım sayın valim. Ama içiniz rahat olsun. Sınırlarımız dahilinde istihbarat hala bize ait. Hala? Vay canına ya. Ya buna da şükür o zaman arkadaşlar. Allah bu günlerimizi aratmasın. Hala bize ait değil mi başkan? Hala. Buyurun abiler, çaylar. Sağ ol. Adın ne senin? Maho. Maho. Benim oğlan. Öyle mi? He. Maşallah. Allah bağışlasın. Böyle canavar gibi çırak varken senin sırtın yere gelmez. Siz karakoldansınız değil mi? Hı hı. Karakoldan. Çok var mı tezkereye? Arkadaşım bitti sayılır. Bana var. Benim daha 3 ay. Hadi hayırlısı. Şafak kaç? 1. Yarın sabah tezkere inşallah. Bizim devri bitirdi artık. Gidiyoruz. Yarın bir otobüs yola çıkacağız. Güle güle gidin. Allah sevdiklerinize kavuştursun. Sağ ol dayı, sağ ol. Amin. Bize müsaade. Müsaade sizin. Gerek yok asker ağalar. Tezkere çayı bizden olsun. Yok dayı, olmaz öyle şey. Ya. Yok yok, sağ olasın. Hadi hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ olasın. Hayırlı günler güle ağalar. Güle. Hoşça kalın ağalar. Güle güle. Güle güle. Güle, güle.
Seleyiciyle arada boşluk doğar. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Sağ ol mühendis bey. Sağ ol. Sağ olun mühendis bey. İyi yapıyor muyuz köprüyü? Sayın bey mühendis bey sayenizde. Ne sayenizi be oğlum, ne sayenizi be. Ne zamandır yatıyoruz ya. Nerede benim tulumum nerede? Tulumum nerede benim? Ben getiriyorum mühendis bey. Hadi hadi çabuk. Mühendis bey de tam zamanında ya, geldi. Ya evet. Hocam. Nasıl gidiyor? Seni burada görmek ne güzel. Turan Bey'le tanışıyorsunuz değil mi? Buranın sahibi. Tanışıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özlettiniz kendinizi. Vallahi ben de özlemişim. Buyurun mühendis bey. Eyvallah sağ ol. Siz de sağ olun. Ben bir ortalığı kontrol edeyim. Biz de şunlara bakalım mı? Bakalım. Hala hareket yok. Bekleyelim biraz daha. İşte çıktı. Aman geç kalma Cemal Efendi. Koş bakalım. Tamamdır Abdül, işimiz burada. Dönelim artık. Devriye birden merkeze. Devriye birden merkeze. Köy çıkışına geliyoruz. Bizi alın. Tamam. Arkadaşlar, Anadolu Ajansı'ndan bu faksı kim istedi? Ben istemiştim. Esin Hanım'ın telefonu. Kendisiyle görüşebilir miyim? Esin Hanım bugün izinli. Cebinden ulaşamadım. Nerede olduğu konusunda... Maalesef. Kimsiniz? Teşekkür ederim. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakınız. Merhaba Esin. İş yerini aradım. İzinli olduğumu söylediler. Sana ulaşamıyorum. Bir yeni mesajınız var. Merhaba Esin. İş yerini aradım. İzinli olduğunu söylediler. Sana ulaşamıyorum. Neden ulaşamadığımı da bilmiyorum. Sanki bir şeyler oluyor. Sessizliğine alışık değilim. Lütfen ara beni. Tamam. Hoşça kal. Nevin, çok şükür nihayet. Kusura bakma, ne olur. İyi misin? Hayır, değilim. Neye karar verdin? Bilmiyorum. Kafam allak bullak. Birazdan doktora gideceğim. Gelmemi ister misin? Yok, teşekkürler. Ya bırak teşekkürü, izin alırım. Yalnız gitsem daha iyi olur. Sen bilirsin. Tamam. Esin, bir ihtiyacın olursa ara, tamam mı? Hadi öptüm. Buyurun Veysel Bey. Konuştuğun Esin miydi? Evet. Nerede? Biraz rahatsız. Nesi var, ciddi mi?
Şey efendim. Ara. Ama efendim. Ara dedim Nevin. Efendim Nevin. Esin şey. Esin. Esin ne yapmaya çalışıyorsun? Veysel şu anda konuşmak istemiyorum. Kapatıyorum. Ne olduğunu söylemeden kapatamazsın. Sana hesap vermek zorunda değilim. Hesap sormak değil bu. Ya ne? Ne olduğunu bilme hakkı. Buna hakkım var. Hamileyim. Oldu mu? Ne? Oldu mu? Öğrendin mi şimdi? Neredesin? Çabuk söyle. Tamam, geliyorum. Tekin Bey. Alo, saygılar Sayın Vali. Saygılar Tekin Bey, saygılar. Ya ne güzel bir ses bu böyle ya Tekin Bey. Sesinden şikayetçi olduğunu bilmiyordum. Ya kardeşim, seninkini kastetmedim ben ya. Seninkinden bana ne? Şu arka taraftaki bu demir tornalarının, levyelerinin sesinden bahsediyorum ya. Ne güzel ses o öyle. İyi, neyse. Yarın köprünün öbür ayağıyla bir parçası daha monte edilecek. Bana iş makineleri lazım, yüzer vinç lazım. Siz orada ne yapıyorsunuz kardeşim ya? Ha? Oturmuşsunuz bir sürü insan boş boş. Ya kımıldayın biraz ya, kımıldayın ya. Tempo, tempo. Baş üstüne Tekin Bey. Baş üstüne. Ne demek? Yani emriniz olur, siz isteyin yeter ki. İsteyin Tekin Bey, isteyin. Tamam, sağ ol. Birazdan şantiyeye geçeceğim. Hadi orada görüşürüz. Tamam Tekin Bey, tamam. Orada görüşürüz seninle. Hadi bakalım, kolay gelsin Tekin. Sağ ol. Siz yeter ki isteyin Tekin Bey. Yeter ki isteyin. Bunu bilmeye hakkım vardı. Olabilir. Neden söylemedin? İstemediğin kararlar almak için seni zorlamak... Saçmalama. Esin. O çocuğu istiyorum ben. İstemekle olmuyor. Le Figaro gazetesinin muhabiri değilim ben. Paris'te yaşamıyorum. Ben de bu şehrin vali muaviniyim. Nasıl bir şehirde yaşadığımızı biliyorum. Affedersin. Esin. Seninle evlenmeye hazır mısın? Şartlar yüzünden. Yalan mı? Evet öyle. Başkasını severken benimle... O sevgi bitmek zorunda. Bunun için çocukla beni kullanman... Esin yapma. Kullanmıyorum. Hiçbir zamanda kullanmadım. Tek istediğim bana yardımcı olman. Yardım et bana. Lütfen. Yardıma ihtiyacın olduğunu bilmiyordum. Bak... Sana yetiştirme yurtlarında büyüdüğümü anlatmıştım, hatırladın mı? Hı hı. Hayatımda ilk defa
İlk defa bir ailem olacak benim. Evet, beklediğin o büyük aşk itirafları yok belki içinde ama bir aile. Bundan daha değerli ne olabilir? Valla kaçtıksa o demirleri tek tek ayıracaksınız, tamam mı? Hepsini iyice üstüne birbirine karışmasın dedim. Geldiğinde kontrol edeceğim, göreceğim onu. Sen hiç merak etme. Hadi bakalım. Hadi. Erdal. Merak etme usta, tamam. Buyurun mühendis bey. Sözeller şantiye girişini iyice düzeltsin. Adam baş üstüne. Tümsek mümsek kalmasın. Onun ne işi var orada? Dev gibi greyderler, yükleri ağır. Bir sarsın tamam, ki yeter vallahi. Tamam, ben onu çekerim, köşeye gitsin. Hadi Erdal, hadi. Tamam, baş üstüne. Erdal, hadi ya. Hadi ya. Gayret zamanı ha. Buraya kadar sağ salim getirin bana, ondan sonra da düşürmek. Ya. Allah korusun Vali Bey. Ya tamam, korusun, korusun da biz üstümüze düşeni yapalım kardeşim. Hadi bakalım Erdal, hadi, hadi. Baş üstüne bekim. Hadi Erdal, hadi, hadi. Hadi kımıldayın, hadi. Zaten akbabalar da fırsat kolluyor. Az kaldı ama, az. Formdasınız bakıyorum Tekin Bey. Evet. Leyla da öyle söylüyor. Yapma ya. Peki o nasıl görünüyor? E işte bildiğin gibi. E işte ne ya kardeşim, iyi mi kötü mü? İyi. İyi. Gelen bayındırlık müdürü. Hayırlı bir iş için gelmez bunlar. Yanındakiler kim acaba? İyi günler müdürüm. İyi günler sayın vali. Evet. Beyler Ankara'dan geliyor, bakanlıktan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bakanlık fen işleri dairesi başkan yardımcısı Hulusi. Bu da uzman arkadaşım Kadir. Memnun oldum beyler. Ben de. Tekin Bey, köprümüzün mühendisi. Hayırdır? Köprünün yarın yerleştirecek parçalar için geldik efendim. Bakanlık gözlemci olarak yolladı bizi. He. Ne? Gözlemci mi? Ya gözlemci işte Tekin. Gereğinden fazla güler yüzlüydü Cemo. Ve aslında bu kadar da çabuk harekete geçmesini beklemiyorduk. Biz kahveden ayrıldıktan hemen sonra fırlayıp gitti. Fitili almış gibi. Normal. Gerekli yerlere haber verecek, hazırlık yapacak. Fazla zamanı yok. Beyler, başımızın üstünde yeriniz var da burada uzay mekiği fırlatmıyoruz ya. Neyin gözlemiymiş bu? Ne diyeyim efendim? Bize verilen emir böyle. Bu kışta kıyamette kalktık geldik. Ya kışta kıyamette kardeşim, biz de köprü yapıyoruz. Gerekirse geleceksiniz yani. Ben müsaadenizle birkaç görüntü alayım. Tamam, al. Al kardeşim, al. Al kardeşim. Güzel olsun, güzel güzel görüntü al. Size bir şey değil mi? Tekin. Özür dilerim sayın valim. Ben bu şehirde yaşayan insanların yerinde olsam bir komite seçer, bakanlığa yollarım. Yollarken de derim ki onlara, gidin gözlemleyin bakalım. 30 yıldır bu köprüyü bir türlü yapamayan bakanlık personeli orada ne yemeye... Tamam Tekin ya. Tamam. Ben söyleyeyim sana beylerin neden burada olduğunu. Hayır, köprünün başına yarın bir iş gelirse olur ha. Yüzer vinç devrilir, çelik gövdenin bir parçası suya gömülür falan. Anında rapor tutarlar. Ankara'da belli masaları bırakırlar. Birileri de böyle iştahla geriye doğru yaslanır, böyle ellerini ovuşturur. İşte der. İşte fırsat bu fırsat der. Sayın valim, rica ederim. Ya tamam, zorlama kendini Hulusi Bey. Bu ülkenin derdi sen değilsin. Seni buraya gönderen zihniyet. Hadi bakalım. Size kolay gelsin Hulusi Bey. Sağ olun, size de. Yürü Tekin, yürü, yürü. Gözlemciymiş, gözlemci. Bakanlığın iki yıldır yaptığı iki felaket tellalı yollamak. Nasılsa parası halktan çıkıyor ya. Fasl ediyor bu adamlar beni Tekin. Ben bu iki zihniyete halkımız adına birer kafa çaksam devlet bana bozulur mu? Ya Tekin, delirtme adamı ya. O kafayı ben çakacağım şimdi ha. Tamam, tamam. Sen demin akbabalar demiştin değil mi? Evet demiştim, hay ağzıma. Yani kendimi toplayacağım diye uğraştım şu birkaç hafta var ya, şu birkaç hafta. Allah canımı alsın, hepsi gitti. Vallahi Deli Tuncay'ın bütün emekleri boşa gitti ha. Ya boş ver kardeşim. Delilerin emeği boşa gitmez. Ha iyi bari.
Hadi görüşürüz. Dümdüz olacak burası. Dümdüz.